İbni Abidin Hazretleri 2. Bölüm Osmanlıların en meşhur fıkıh alimlerinden olan Seyyid Muhammed İbne Abidin 1784 Hicri 1198 senesinde Şam'da doğdu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin sohbetiyle şereflenerek kemale geldi. İbni Abidin Hazretleri 1836 Hicri 1252 senesinde 54 yaşında Şam'da vefat etti. İbn Abidin Hazretleri küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Şam'daki meşhur kıraat alimlerinden okudu ve ezberledi. Kur'an-ı Kerim'in doğru ve tam okunmasını bildiren kıraat ilmini iyice öğrendikten sonra sarf, nahiv ve Şafii fıkhını öğrendi. Hocası Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin tavsiyesi üzerine Hanefi mezhebine geçti. İbn Abidin Hazretleri zahir ilimlerini öğrendikten sonra kelam ve tasavvuf ilimlerini de zamanın en büyük alimi ve tasavvuf ehli Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinden öğrendi. Onun sohbetiyle şereflenerek kemale geldi. İbn Abidin Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: "Hayırlı mal Allah yolunda, ahiret yolunda harcanan maldır. O halde mümin buna niyet ederse bütün kazandığı imkanların hepsi ahiretlik olur. Böyle bir düşüncesi, niyeti yoksa kazandıklarının hepsi felaketine sebep olur, hesap veremez." Dünyaya gönül bağlamamalı. Yolcu yolu tamir etmekle uğraşmaz. Mesela hacca giden bir kişi orada şu evi apartmana alayım diye düşünmez. Çünkü bir müddet sonra dönecek. Dünya hayatı da böyledir. Mümin asla ölümden korkmaz. Çünkü ölüm sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprüdür ve herkes bu köprüden geçmek zorundadır. Ölüm tek bir kapıdır bütün insanlar oradan geçecektir dinini bilmeyen ona göre yaşamayan dünya işlerinde muvaffak olamaz dünyada muvaffak olsa bile mutlaka sonu hüsranla biter en ahmak kimse rızkından şüphe edendir Cebrail aleyhisselam çocuk daha anne karnındayken gelir ve ona birkaç şey söyler bir tanesi senin ömrün şu kadar sene, şu kadar gün, şu kadar saniye salis eder. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mealen kesin olarak buyuruyor ki, ecel bir an gecikmez ve vaktinden önce de gelmez. Kardeşim, hiç mümin ölümden korkar mı? Hadis-i şerif var, müminin kabri bir cennet bahçesidir buyuruluyor. İnsan cennet bahçesine girmek istemez mi? Kâfirlerin kabri ise cehennem çukurudur. Cebrail aleyhisselamın söylediği ikinci şey, Allahü Teala senin yiyeceğin her şeyin üzerine senin ismini yazmıştır. Sen onu aradığın gibi, o da seni arayacaktır. İnsan aciz demektir. Dinimiz insanlara aczini bildirmek için gelmiştir. Dinimiz insanlara kul olduğunu bildirmek için gelmiştir.'' abdiyet için gelmiştir. Kulluk vazifesi, nihai hedefin hiç olduğumuzu anlamaktır. Bu dünya, dert, bela ve sıkıntı tortusudur. Kalbinize girdiği anda, hem dünyanızdan, hem ahiretinizden mahrum kalırsınız. Dünyanın yapısı, insanlara sıkıntı vermektir. Ahirete giden herkes pişman olacaktır. Cennete gidenler de pişman olacak, cehenneme gidenler de pişman olacaklardır. Cennete gidenler, keşke biraz daha hayır yapsaydım, biraz daha hizmet etseydim, biraz daha ibadet etseydim. Şu arkadaşlarıma Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği nimetlere ben de kavuşsaydım diyecekler. Cehennemdekiler, ah keşke biz de iman etseydik, ibadet etseydik diyecekler. Muhammed aleyhisselamın sözlerine uyan, dünyayı ve haramları sevmez olur. Ed dünya cifetün talibu hakilabun. Dünya leştir, talipleri de köpeklerdir. Hiç kimse ben hakkımı senden ahirette alacağım diye oraya bırakmasın. Alacaklı gider, borçlu çıkar. Helal etsin ki kurtulsun. Öbür tarafın mahkemesi bu mahkemeye benzemez. İslam alimlerinin sorulan her suale verdikleri cevapta nasıl isabet ettiklerinin sırrı kim ne sorarsa sorsun, soranın dünya menfaatine göre cevap vermiyorlar. Sadece ahiret menfaatine göre cevap veriyorlar. Bu dünya hayaldir. Dünyanın Allah indinde hiçbir kıymeti yoktur. Eğer Allahü Teala dünyaya sivrisineğin kanadı kadar değer verseydi, düşmanı olan kâfirlere bir yudum su dahi vermezdi. âb hayat, zulümatta bulunur. O su, balta girmemiş ormanlarda, vahşi hayvanların bulunduğu, zifiri karanlık ormanların diplerinde bulunur. Bir insanın aklının kemali, dünyadan soğumasıyla anlaşılır. İnsan, Allahü Teala'ya ibadet ederse Cenab-ı Hak onun dünyada işlerini kolaylaştırır. Kabirde acır, ahirette affeder, mahşerde affeder. Biz yeter ki ihlasla Allahü Teala'ya ibadet edelim. İhlasla ibadet ettikten sonra her ne gelirse yahşidir. Öyle bir gaddar dünya ki uğraş uğraş eli boş git. Dünya insanda günahtan başka ne bırakıyor ki? Çok şükür ki Cenab-ı Hak bize sevdiklerini sevdiriyor. O sevgiyi veren Allahü Teala'dır. Yağmur suyu saftır. İnsan içse zehir tesiri yapar. O yağmur suyunun toprağa inmesi lazım. Toprakta tuzlarla karışması lazım. O tuzlarla karışan ve içeceğimiz hale gelen su dünya üstüne çıkacak ve o dünya üstüne çıkan su, musluklarla eve kadar gelecek ve tası tutacaksın, bardağı tutacaksın, onu içeceksin. İşte Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hak tarafından inzal olunmuştur, saftır. Fakat kim Kur'an-ı Kerim'e kafasına göre mana çıkarmak için, anlamak için el uzatırsa, kendine göre anlamaya çalışırsa, kafir olur buyuruyor Peygamber Efendimiz.'' İçtiğimiz su yağmur suyu, ama içemeyiz. ehli sünnet alimlerinin en büyük hususiyeti, gelen bu saf suyu muhafaza altına almışlar. Ona ne bir bidat karıştırmışlar, ne bir pislik bulaştırmışlar, ne de onu zayi etmişler. Çok muhkem boruların içerisinde bize kadar getirmişlerdir. Suyun kaçağını önlemişler, Suyu korumuşlar, içine bir şey bulaşmasın diye de, muhafaza altına almışlar. Biz içelim diye. Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak isteyen mezhep imamlarının kitaplarını okumalıdır. Mezhep imamları yazdıklarını eshab-ı kiramdan veya hutta hocaları vasıtasıyla eshab-ı kiramdan işitmişler ve yazmışlardır. Bütün yazılanlar hep Resulullah Efendimiz'den bildirilenlerdir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in manası mezhep imamlarının, ehli sünnet alimlerinin kitaplarından anlaşılmaktadır. Müslümanda üç haslet bulunur. 1 ihlaslı olur. İhlas ben yokum, Allahü Teala var diyebilmektir. Her şeyi Allahü Teala için yapabilmektir. 2 akıllı olur. Akıl demek ben öldüm diyebilmektir ölümden sonrasına hazırlanabilmektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, en akıllınız Ebu Bekir'dir radıyallahu anh. Çünkü bütün işlerini ahiret için yapar. Yürüyen bir ölü gibidir. 3. Siyasi olur. Siyaseti bilmeyen insanlarla geçinemez. Hikaye Sultan Nuşirevan bir gün ava çıktı. Yakaladığı hayvanlardan bir kebap yapılmasını emretti. Yemek hazırlandı. Fakat tuz yoktu. Tuz almak için bir hizmetçisini köye gönderen Nuşirevan ona tuzu para ile satın al, parasız almak adet olmasın ve köy bu yüzden harab olmasın dedi. Oradakiler bir parça tuzun parasız alınmasından ne çıkar dediler. Bunun üzerine Sultan Nuşirevan onlara Zulüm dünyada ilk zamanlar az imiş. Her gelen onu bir miktarı arttırdı. Bugün ise çok şiddetli bir dereceye ulaştı. Eğer hükümdar halkından birinin bahçesinden bir elma koparıp yerse, hizmetçileri ve adamları o elma ağacını kökünden sökerler. Şayet bir sultan bir yumurta almak suretiyle haksızlık yaparsa askerleri bin tavuğu şişe geçirip kebap yaparlar, diye cevap verdi. Beyt Tercümesi Dünyada kalmaz halka zulüm eden zalim. Bir gün ölür, lanet ile anılır daim. i̇bn Abidin hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, allah Teala iki çok mühim ilacı bu ümmete gönderdi. Birisi ateşi söndürüyor, Birisi günahları örtüyor. Biri kelimeyi tevhid. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddises-i Ruh buyuruyorlar ki bu kelime-i tevhidin sevabı bir kefeye konsa yedi kat yerler, yedi kat gökler günah dolu olsa diğer kefeye konsa bu o kadar ağır gelir. Çünkü yüzlerce, milyonlarca haçlılar bu kelimeyi tevhidi söylememek için ölüp cehenneme gittiler. Bu kelimeyi tevhidi söyletmek için milyonlarca Müslüman şehit düştü. İkincisi istiğfar. Tövbe istiğfar etmek hem bedene şifa, hem kalbe şifa, hem paraya şifa, borçlara deva. Sure-i Hud'da Allahü Teala mealen buyuruyor ki: "Tövbe ve istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim. Yani yardım ederim değil, imdadınıza yetişirim buyuruyor. İnsan perişan olunca imdat der ya, Cenab-ı Allah tövbe et, imdadınıza yetişirim diyor. Dünyada bütün işlerin tarifesi Kur'an-ı Kerim'dir. Herkes ona uyduğu kadar muvaffak olur. Dünya köpek gibidir. Kaçanı kovalar, kovalayandan kaçar. Ömürler hayırda da geçiyor, şerde de. Ne mutlu ömürlerini hayırda geçiren makbullere. Müslümanların her şeyi dünyada da ahirette de nimettir. Zahiren sıkıntı, hakikatte rahmettir. Bir çocuk ve bir hayvan yavrusu dünyaya gelir gelmez bütün azaları ve his organları çalışmaya başlıyor. Bunların ahenkli, muntazam çalışmalarıyla yaşamaya devam ediyor. Bu hal, bütün akıl sahiplerini, bütün ilim adamlarını hayrette bırakıyor. Bu organları var eden ve böyle çalıştıran sonsuz kuvvet sahibinin ismi Allah'tır. Allah Teala'nın var olduğunu anlamayan kimse yoktur. İnsanların gözünde kuvvet olsaydı kendisini görürlerdi. Her insana her iyiliği, her rahatlığı gönderen ve her derdi, her sıkıntıyı gönderen Allahü Teala'dır. Nimet gelince şükür, dert gelince istiğfar ve sabretmelidir. Dertler nimetin kıymetinin anlaşılmasına sebep olmaktadır. İstifarın ve sabrın sevabı pek çoktur. Dünyadaki dertler ahirette çok sevap verilmesine sebep olmaktadır. Her gün estağfirullah min külli ma kerihallah. Çok okumalıdır. Bunun manası, Ya Rabbi, razı olmadığın, beğenmediğin şeylerden yaptıklarımızı affet, yapmadıklarımızı yapmaktan koru, dur. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahi'l-azîm. Bu kelimeyi tenzihi, sabah ve akşam, yüz kere okuyanın günahları affolur dertlerden kurtulur, bir daha günah işlemekten muhafaza olunur. Dünyada derdü bela nimettir. Derdü belaya sevap verilmez, sabır edene sevap verilir. Ya Rabbi, bu bana senden geldi. Şükürler olsun diyene kıyamette mükafat var. Derdü bela ne kadar çok olursa ve buna sabrederse, kıyametteki sevap da o kadar çok olacak. Alim çok kitap okuyan değil, hakkı batıldan ayırandır. Yani bu eğri, bu doğru veya hutta bu sevilir, bu sevilmez diyebilendir. Dolayısıyla çok kitap okuyan çok alim olmuş diye bir kaide yok. Bu büyüklerin sohbetleri, kitapları kendisi abı hayattır. Onu içenler, o gıdayla büyüyenler sonsuz olarak Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu yerde buluşacaklardır. İki tane ilaç vardır. Biri ebedi cehennemden kurtarır, diğeri de hesapsız uçarak cennete götürür. Birincisi la ilahe illallah Muhammeden Rasulullah. Yani bu kelimeyi tevhidi söyleyen ve inanan cehennemde yanmaz. Yansa bile sonsuz yanmaz. İkincisi de doğrudan doğruya cennete götüren istiğfardır. Her derde şifadır. Fakirliğe şifa, vücuda şifa, borca şifa, geçimsizliğe şifa ve ölürken son nefeste imanla gitmeye sebep ve de hesapsız sualsiz cennete gidilir. Bir menkıbe nakledelim. Bir zaman Süfyan-ı Sevri Hazretleri hastalandı. Bunun üzerine mütehassıs bir Hristiyan doktor getirdiler. Doktor, muayene edeceği şahsın, Müslümanların büyüklerinden ve evliyasından olduğunu duydu. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, gelen doktor ile tıp ve diğer ilimler üzerinde bir süre sohbet etti. Gelen şahıs, tabip olmasına rağmen, Süfyan-ı Sevri Hazretlerinin tıp üzerine verdiği malumatlar, hiç duymadığı, bilmediği şeylerdi hayretler içinde kaldı. Daha sonra muayene etti. Muayeneden sonra, sizin akciğeriniz ve böbrekleriniz tamamen çalışmaz durumda. Bu haliyle bir insanın yaşaması imkansızdır deyince, Süfyan-ı Sevriye Hazretleri, Allahü Teala her şeye kadirdir buyurdu. Bunun üzerine Hristiyan doktor, bir dinde tıbben yaşaması mümkün olmayan bir insanın yaşaması o dinin yanlış olmadığına açık delildir deyip, hemen orada kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Devrin halifesi bunu duyunca, ben sandım ki doktor hastanın yanına geldi. Meğer hasta doktora gönderilmiş dedi. İbni Abidin hazretleri, dostlarına yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, dünyada lezzeti üç şeyde aramalıdır. Bunlar, bir namaz kılmak, iki Kur'an-ı Kerim okumak, üç Allahü Teala'yı çok zikretmek, yani hatırlamaktır. Aradığını bunlarda bulursan sevinip keyfine bak. Şayet bulamazsan bu kapının sana kapalı olduğunu bil. Allahü Teala'nın sana istediğin şekilde lütuf ve ihsanda bulunmasını istiyorsan kullarına onun istediği gibi davranman lazımdır. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız ve biliniz ki azıkların en hayırlısı takva yani Allahü Teala'dan korkarak haramlardan sakınmaktır. Dünyanın geçici ve sıkıntılarla dolu olduğunu anlayan bir kimse dünyaya sarılmakla nasıl mutlu olabilir? dedi ve sonra ağlayarak ilave etti. Dünya bizden evvelkilerin artığı, geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm başucunuzdaymış gibi hareket ediniz. İnsanlara şaşıyorum. Onlar ki azık tedarik etmek ve ahiret yolculuğuna hazırlanmakla emrolunmalarına rağmen birbirlerini engelleyip oyalanmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Dünyanın az bir şeyi ahiretin çok şeyinden alıkoyar. Çünkü insan dünya meşgalelerinden, işlerinden ahiretle alakalanmaya fırsat bulamaz. Kalp her türlü kötü düşüncelerden temizlenip, niyetler düzeltilip ihlas üzere olunduğu zaman büyük günahlar bağışlanır. Kişi de günahlarını terk etmeye yöneldiği zaman onda manevi yönde büyük ilerleme ve gelişmeler olur. Süfyan-ı Hazretleri buyurdular ki, para, mal ve mülk, kişinin zahit olmasına mani değildir. Dünyalığı bulunmayan da zahit sayılmaz. Dünyanın faydasız şeylerine aşırı düşkünlük olup olmadığına göre hüküm verilir. Bir kimsenin elinde dünyalığı vardır, fakat zahittir. Bir kimsenin de dünyalığı yoktur lakin zahit değildir. Mal insanın silahı gibidir. Yani insan canını, sıhhatini, dinini ve şerefini mal ile korur. Bir kimse hep ölümü hatırlar. Ömrünü ölüme ve ondan sonraki hayata hazırlanmakla geçirirse kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ölümü hiç hatırlamaz gafletle günleri geçerse, onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur. Allahü Teala hepimize iman selameti versin ve şefaatlerine nail eylesin. Amin.